İsrailli torunun Ukraynalı genç kuzinlere gösterdiği vefa duygusu. Merhaba sevgili okuyucularım. İşte yine birlikteyiz. Bu geçen 15 gün içinde birkaç güzel ve keyifli aile buluşması dışında pek bir şey yapmadık ama bu arada birkaç kitap okudum, bol bol yazdım ve araştırdım. The Washington Post'ta yayınlanan bir yazı çok hoştu. İçimi sevinç ve saygıyla doldurdu. Anlatacağım hikaye gerçek bir vefa ve gönül borcu ödemenin öyküsü. Ukraynalı iki kuzin olan ve son aylardaki Ukrayna-Rus savaşından kaçıp mülteci duruma düşen Lesya Orshoko ve Alona Hugay, Rus kuvvetleri ülkelerini işgal ederken hayatları için kaçan milyonlar arasında yer alıyor. Ancak kaderin bir savaş cilvesi olarak kuzinler Mart ayının ilk haftasında İsrail'e sevinçle vardılar. Onları buraya getirten ise 80 yıl önce kendi büyük annesi Fanya'yı Nazilerden kurtaran Ukraynalı Maria Blishik'in ve ona yardım eden kız kardeşinin torunları olmalarıydı. Ukraynalı genç kadınları havaalanında Holokost'tan kurtulan Fanya'nın torunu Sharon Bas karşıladı ve sevinçle, minnetle kucaklaştılar. Sharon, Ukraynalı kuzinleri kabul etmenin ve yaklaşık 80 yıl öncesinin ölçülemez iyiliğini geri ödemenin onun için bir onur olduğunu söyledi. Tarih tekerrür ediyormuş gibi hissettim dedi. Ancak bu durumda ok tersine dönmüştü. Yahudiler tüm tarihimiz boyunca zulüm gördüler. Çok uzun yıllar boyunca yaşadığımız her ülkeden öldürüldük, kovulduk ve kaçmak zorunda kaldık. Ancak bu sefer kaçan diğer mülteciler için bir sığınak olma ayrıcalığına ve sorumluluğuna İsrail devleti olarak sahibiz dedi. 46 yaşındaki Sharon, Ukrayna'daki saldırıları gördüğünde aklına hemen büyük annesi Fanya Rosenfeld Bas'ın Nazilerden saklanırken olağanüstü bir şekilde hayatta kaldığı yıllara döndüğünü anlattı. Fanya, Almanlar Yahudileri gettolara ve köle çalışma kamplarına girmeye zorlayarak işgal ettiğinde, Ukrayna'da Rafalovska kasabasında yaşayan genç bir kızdı. Bütün ailesi Naziler tarafından kurşunlarla katledildiler. Cesetleri Rafalovka ormanındaki işaretsiz açık çukurlara atıldı. Beş kardeşi de dahil olmak üzere ailenin tümü yok edildi. En küçük kız kardeşi sadece 6 yaşındaydı. Ama Fanya hayatta kaldı ve kaçtı. Yıllar sonra diğer kurtulanlar ve kızı Hagit ile birlikte katliam yerinde bir anıt oluşturmak için Ukrayna'ya geri dönecekti. Fanya tesadüfen kurtulmadı. Hayatı Maria Blishik adındaki Yahudi olmayan cesur bir Ukraynalı kadın tarafından kurtarıldı. Maria ve geniş ailesi savaşın son 2 yılında Rafalovka'nın Kızıl Ordu tarafından Şubat 1944'te kurulmasından kısa bir süre öncesine kadar Fanya'yı sakladı ve Nazilerin pençesinden kurtardı. Savaştan sonra Fanya İsrail'e yerleşti ve bir aile kurdu. Hikayeyi çocuklarına ve torunlarına defalarca anlatarak insanlıklarına tutunan ve savaşın dehşetine sessizce isyan eden iyi yürekli insanlardan bahsetti. Ukrayna'da kalan Maria'nın ailesi kurtuluşunun hemen ardından ve sonraki yıllarda temaslarını kaybettiler. Ama sonraları gelişen teknoloji iletişimleri kolaylaştırınca ve aileler 1990'larda yeniden bağlantı kurdular. O zamandan beridir hep iletişim halinde oldular. Sharon, Maria'nın cesaretinin ve Fanya'nın hayatta kalma hikayesini dinleyerek büyüdü. Şubat sonunda savaş başladığında yardım teklif etmek için
36 yaşındaki Lesya ve 47 yaşındaki Alona'ya ulaşmak için bir an bile tereddüt etmediğini söyledi. Kuzinleri Ukrayna'dan İsrail'e sokma konusu Sharon'a sorulduğunda, ailelerinin Rus işgalinden önce bile sıkı temas halinde olduklarını açıklayarak, onları ailenin bir parçası ve kan bağının ötesinde olarak nitelendirdi. Ukrayna'daki Rus saldırıları gitgide trajik hale gelmeye başlayınca, Sharon onları İsrail'e nasıl getirteceğine dair derin düşüncelere daldı. İlk başta Sharon çok fazla bürokrasi ve engelle karşılaştı. Ardından olağanüstü hikayeyi İsrail'in Ynet habercilerinden Roy Rubinstein ile paylaştı. Bu hikaye yayınlanınca aniden halk büyülendi ve hepsi de yardıma hazır olduklarını bildiren yazılar göndermeye başladılar. Kamu baskısı artmaya başlayınca bir Instagram sayfası olan Stop Antisemitizm'de Roy'un bazı haberlerini tercüme ettiğinde hikaye daha geniş bir kitleye ulaştı. Kısa bir süre sonra Sharon'un yardım talebi Yahudi Ajansı'nın eski bir başkanına ve oradan da üst düzey politikacıların kişisel olarak dahil olduğu İsrail Dışişleri Bakanlığı'na ulaştı. Kısacası Lesya ve Alona'nın vizeleri büyük anne Fanya'nın ölümünün 3. anma duası sırasında kuzinlerin eline geçti. Fanya 3 yıl önce 97 yaşındayken yaşama veda etmişti. İsrail'e gidiş tereyağından kıl çeker gibi olmadı tabii ki. Önce otobüse binerek Polonya sınırına ulaştılar. Ardından Varşova'ya giden bir otobüse bindiler. Oradan uçağa binerek Münih'e uçtular. Münih'ten tekrar bindikleri uçak onları İsrail'in Ben Gurion Havalimanı'na getirdi. 6 Mart'ta İsrail'e ayak bastılar. 80 yıl kadar önce Fanya'yı kurtaran Maria'nın torunları bugün Fanya'nın torunu tarafından kurtarıldılar. Müthiş bir tarih döngüsü. İnsanların hayatta yaptıkları iyiliklerin bir gün mutlaka iyi bir şekilde ona iade edileceğinden emin olabilmemiz için güzel bir örnek. Maria'nın torunu Lesya ve kız kardeşinin torunu Alona, Maria ve ailesinin yaptıkları iyiliğin karşılığında vefa duygusu taşıyan Fanya'nın torunu Sharon tarafından evinde konuk olarak yaşıyorlar. Şimdi Alona, burada olmaktan çok memnunum. Bas ailesinin yanında güven ve sevgiyle kuşatılmış olarak yaşıyoruz. Bize kendi gerçek aileleriymiş gibi şefkatle ve mutlulukla yaklaşıp alabildiğine şımartıyorlar. Nedir ki, her ne kadar güvende olsam bile Ukrayna'da geride bıraktığım kendi ailemin de tasası içindeyim. Onlar hala tehlike içinde yaşıyorlar demekte. Alona'nın duygularını çok anlayan Bas ailesi, onun psikolojik olarak hayatta kaldığı ve kaçabildiği için sevdiklerine karşı bir suçluluk duygusu yaşamasını derinden hissedebiliyorlar. Şimdilik Alona ve Lesya geçici vize aldı. Sharon, ailesiyle birlikte onların kalıcı vatandaşlık alabilmeleri için mücadele veriyorlar ve istedikleri sürece evlerinin onların evi olduğunu söylüyorlar. Maria Fanya'ya onu ne kadar süreyle barındıracağı konusunda bir zaman sınırı koymadı. Biz de böyle bir şey yapmamalıyız diyor. İşte böyle sevgili okuyucularım. Ne kadar ibret verici bir hikaye değil mi? Ne demişler? İyiliği yap, denize at. Balık görmezse Halik görür. Maria'nın iyiliği ve Fanya'nın torununun vefakarlığı insanların ruhlarına iyilik tohumları ekiyor. Eğer bütün insanlar böyle yüce gönüllere sahip olabilseydi, kurtla kuzu yan yana uyurlardı. Sizlerle tekrar buluşuncaya değin, sevgiyle kalın.